Şizofreni izleyeceğiz. Bu biraz Severiz. Hangimiz şizofren değiliz ki chat? Şizofrenin tanısı konmuş kişi. korkunç. Ay. Ama ne kadar seviyeleri var tabii bunun. Oraya çıktıysa normaldi. Bu ilaç başlatıldıktan sonra iyi Aa dövme mi hiç gelmedi. yaptırmış? Ben kendimi sebze gibi Evet hissetmeye çok başladım. kolay. Ya da hiç öyle bir şey giymemiş. Kapıda bir güvenlik belirdi. Ben dedim ne oluyor, böyle bir şey oldu. Bir gerildim. Burak onu birazdan atsana. Halit Soramazsın'ın yeni bakacağım abi. bölümünde Orhan'la birlikteyiz. Orhan şizofreni tanısı konulmuş bir birey. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii, ismim Orhan. 24 yaşındayım. İşsizim. Öğrenciydim. Fakat dondurmak zorunda kaldım bir nevi. Kısaca böyle. Şizofren misin? Zannetmiyorum ama ironiktir. Orospu çocuğu musun? Şizofren hastaları şizofren olduğunu kabul etmez. Ama öyle bir hastalığım olsa kabul edeceğimi düşünüyorum. Çünkü yani bu elinin kolunun sakat olması gibi bir şey. Şizofren. Ama bunun şizofren olduğunu zannetmiyorum. Nasıl şizofreni tanısı konuldu? Şöyle uzun bir süreç yaşadım tabii öncelikle. Direkt pat diye koymadılar teşhisi. Ama öncelikle prepsikoz, psikoz ve organik olmayan psikoz diye bir süreç yaşadım. Ve ağır bir şizofrenik ilacı iğnesi alacak kadar ilerlemiş varsayıldı. Psikoz mu olmuş? Bunları o tanımlamak gerekirse psikoz gerçekliği bozulmuş rahiplere. İnsan ne demek alakası, yani. Psikoz. Gerçekliği bozulmuş insan diyebiliriz kısaca. Tirede başlangıç. Salak aforoz dinlen atmaya bırakıyorum. Rahibe aforoz mu diyorsun? Tamam işte yani öyle bir terim ne? Psikoz böyle şey güçleri olan değil miydi ya? Pisişik dedim ben. Pisisikiş. Hah psikopos. Ha. Tamam onu şey yaptım ya. Psikopos. Doğru tamam. Pisikiş. Botan K33 24 aydır 24. yayınkıda olsun brom eyvallah. Loki 10 aydır yayınlar brom demiş, çok teşekkürler canım eyvallah. Başlangıç psikoz başlangıcı. Ama daha sonra anlaşıldı ki psikoz bile değilmişim. Ama benim için birazcık geç oldu diyebilirim o konuda. Psikiyatri sürecin nasıl başladı? Psikiyatri sürecim 4-5 sene önceden başladı. İlk başta öyle başladı. O zamanlar fazla dindardım ve beden diline merak salmıştım. Ve yapmaya değer şeyler yapmak istiyordum. Liseden yeni mezundum ve okuduğum lisenin aslında bana hiçbir şey katmadığını fark etmeye başlamıştım. Ve ben de bunu birazcık beden dili kitabı okuduktan sonra ya beden dili gerçekten çok yapılmaya değer bir şey. Ben bunda uzman olursam bayağı kendimi gerçekleştirmiş hissedeceğim. Kendimi gerçekleştirme diye bir tabir vardır ya hani böyle. Güzel oldu ilk başta ama daha sonra beden dilini merak ettikçe, uzmanlaştıkça güzel oluyor ama beden dili diyor değil mi? Biraz daha fazla dikkat etmeye başladım ve bunları birazcık kısıtlamaya çalışmaya gibi böyle bir saçma sapan bir algı oluştu bende. Çünkü çoğu kaba geliyor beden dilinin anlamlarının açıkçası bana. Bunları ne kadar böyle törpülersem tabiri caizse. Abi bir dakika Mustafa abi neye banlanacağız abi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Meme. Ha. Abi yapmayın gözünü seveyim ya. Ne? Tamam abi bakın geçin abi. Yapmayın lütfen ya. Yapmayın arkadaşlar. Neye banlanıyoruz abi? Ben ne banlanacağım amına koyayım? Neyi görüyoruz da bir şey oluyor? Hadi boş yapmayın. Afrox. Ben bağımsız bir oyun yapımcısıyım. Herhangi birinden destek almadan yaptığım oyunum var. Oyunu 1,5 senede yaptım. Aklımda bir proje var yardımcı olursanız. Kanka birazdan bakacağım. Regemenix 29. ayınkta olsun bro. Eyvallah. O kadar devam. İnsan olurum. O kadar dinime, işte Allah'a tabiri caizse hizmet etmiş olurum gibi düşünüyordum. Bunun dışında biraz daha ileri versiyonlarında televizyonda futbolcular sinirlendiği zaman ağzından böyle okursanız küfür ettiği çıkar. Tamam. İnsan türü olarak bunu biraz fazla yapıyoruz gibi gelmeye başladı bana. Çünkü ağız okumaya başladığım zaman hep araları sıkıştırırız böyle yani. Kendimde de fark ettim. Ve bu benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ne anlatıyor bu ya? Bizimkilere, aileme birazcık ya sorgulatmaya çalıştım. Yani bilinç kazandırmaya çalıştım tabiri caizse. Anormal gözükmeye başladı insanlar. Yani hani işte anne baba işte şunu mu demek istedim, bunu mu demek istedim falan. Yani ne alakası var falan oldular. Böyle kendilerini yargılanmış hissettiler. Neyi kanka? Duymadım ben. Chat'i okuyordum. Ya neyi olduğunu mu anlamadın adamın? Hayır adam harbiden şizofren ne anlatıyor bırakıyor ben anlıyorum. Oğlum adam diyor ki
sen konuşurken şey mesela ya kalk bana su getir diyorsun ya. Evet. Adam herhalde artık onu nasıl şey dudak okumayı falan şey yaptı. Sen şunu mu demek istedin, bunu mu demek istedin falan diye kafayı yedi herhalde. Kalk bana su getirin neyin? Zaten kalk bana su getir dudak yani okusan da aynı şey çıkıyor. Arada hani böyle... Kalk bana su getir. Ha, böyle mi? O tarz evet. Tamam bunu mu öğrenmiş? Ya hayır öyle olduğunu anlatıyor olan işte adam herhalde. Hayır niye bunu anlatıyor ben onu anlamadım. Şizofreni nasıl olduğunu çözüyor işte. Anlatıyor şizofreni nasıl olduğunu anlatıyor herif. O da böyle. Meğersem böyle bir şey yokmuş diyecek şimdi. Büyük ihtimal. Tabii tamam. İnsan hiçbir insan hoşuna gitmez. İşte bundan sonra ablamın da bipolar teşhisi konulduğu için psikiyatristle ablasına bir görüşmesi mı olacaktı. Hı-hı. Ben de onunla birlikte gittim. Sen niye teyze gibi? Hani ablası mı diyor? Kaynı mı? Niye duyuyorsun? Mehmet seviyor muymuş onu dizileri şey falan? Belki iyi gelir gibisinden. Ben de kabul ettim çünkü bir yandan da şey istiyordum yani böyle görmek istiyordum o ortam nasıl bir şeydi. Merakımı ilgimi çeken konulardı. Bir prepsikoz teşhisi konuldu bana. Dediğim gibi psikoz gerçekliğin bozulmasıyla ilgili bir şey. Pre de onun başlangıcı anlamına geliyor. İşte bana bir ilaç başlatıldı o zaman. Ve bu ilaç başlatıldıktan sonra iyi hiç gelmedi. Yani ben kendimi sebze gibi hissetmeye başladım. Ama yani sonuçta karşımda bir uzman var ve bir şey söylemiş. Buna devam edilmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani ben buna bir ay şekilde devam ettim. Ama baktım olmuyor. Yani böyle bildiğin bir zombi gibi hissetmeye başladım. Ondan sonra baktım böyle gitmiyor. Ben bunları kendi kafama göre yavaş yavaş azaltmaya başladım. Ben hala onu düşünüyorum biliyor musun? Sebze gibi nasıl hissedersin acaba? Şöyle düşün. Duruyorsun, hiçbir şey düşünmüyorsun ve hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Yani sana komut verilmeden bir şey yapasın yok. Aynen, aklından o şey çıkmıyor mesela. Hangi sebze mesela? Yani patates. Kanka yani bak bir patates var. He. Bir de havuç var mesela. Havuç böyle biraz daha şeydir kanka. Evet kanka bir de patlıcan var ya. Patlıcan böyle daha ağır böyle. Yemesi de daha ağırdır. Ama havuç böyle kıtır kıtır böyle tak 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 hani anladın? İşte bunlar hep bilinçaltı. Bugs Bunny izlediğin için öyle hareketli sanıyorum. Belki kanka. Olabilir ama yani havuç genel anlamda öyle gelir aklına direkt çünkü yani. Çünkü bilinçaltında Bugs Bunny var. Kanka Bugs Bunny'ye niye kısıtlıyorsun? Belki başka bir şey aman okuyun yani. Ama niye o zaman bu hareketlilik niye olur başka? Ya bir şey olmuş işte. Ya amına havuçlu porno izledim amına koyayım. Allah oradan zıptım. Ne alakası var abi? Havuç işte öyle geliyor bana ya. Allah aşkına aç şunu ya. İlaçları almam gerekiyormuş gibi bir gözükme durumu vardı. Çünkü şimdi hatırladığım kadarıyla evet babam bilmiyordu. Çünkü babam o konuda birazcık çok katıydı açıkçası. Yani böyle çünkü baba ablamda da vardı demiştim ya. Ha o ablamdaki durumun bende olmasını istemiyordu. Çünkü ablamınkisi gerçekten bir bipolarlık gibi bir durum vardı onun. İşte o yüzden ben ilaçları alıyormuşum gibi yapıp almamaya devam ettim. Ve görüşmeye devam ettik arada tabii. İşte dediğim gibi o beden dili kısmına dikkat ettiğim için yüz mimiklerine bakasım gelmiyordu açıkçası. Bu biraz psikiyatri açısından sıkıntı bir durum. Çünkü göz teması kurmamak birazcık kötü bir belirti gibi geliyor. Ama benim tercihimdi o zaman o. Ve bir etiket yapıştırıldığı için. Ama yani böyle robot gibi durmuyordum açıkçası. Bakıyordum ama hani dediğim gibi bitse de gitse kafasındaydım. Bir de nasıl anlıyor acaba? Nasıl bir yöntemleri var falan gibisinden diye. Bekliyordum böyle bakıyordum biraz. Sabit bakıyordum. Bu psikozlu gözükmenin bir belirtisiymiş ki o zaman ilacımı arttırmış. O zaman anlıyordum tabii. O zaman bilmiyordum. Arttırdıktan sonra gene kullanmaya çalıştım. Ama baktım iyice kötü oluyorum. Ondan sonra bırakıp da herkese anlatmaya başladım. Dedim işte yavaş yavaş bıraktım ve çok daha iyi hissediyorum. Olayını anlatmıyor ya. Böyle bir buçuk yıl ne rahat geçti. Yani ben çok daha iyi hissetmeye başladım yani. Hiçbir sıkıntı olmamaya başladı. Zaten yoktu da yani. Ama bu beden dedi bende biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Çünkü dediğim gibi kendi böyle hareketlerimi kontrol etmek ve bunu dini bir amaçla yapmak bir yandan iyi geliyordu ama yani bu beni bayağı bir rahatsız etmeye başladı. Ailemde kimse buna önem göstermiyor açıkçası. Hatta kitabına falan sakladılar onun yani. Ya dikkat etme şunlara falan saçma sapan şeyler. İşte seni kötü gösteriyor gibisinden. Onlara göre şey yapıyor. Rahatsızlık verici bir şeymiş gibi gözüküyor. Gibi oluyordum o insanlara. Hani böyle soru sorduğum için. Bunlar biraz beni yordu açıkçası. Ve bir psikiyatriste gene görüşmeye gittik. Bana bir hap verdi. Bu hapı 2 hafta boyunca kullandım. Ve iyi gelmesini de istedim. 3. haftadan sonra
sebze gibi çeviren ilaçtan çok daha berbat bir şekilde uyandım güne. Böyle saman gibiyim. Anlatılamaz bir his. Yani böyle nasıl desem. Yani hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ben dedim böyle olmayacak. Ben bir yasal haklarıma bakayım ve tedaviyi sonlandırmak istedim. Tırnak içinde tedavi bu arada bana göre. Gittim konuştum. Dedim böyle böyle. Bana iyi geleceğini düşündüğü için daha önceden 2 hafta eline iyi geldiğini tilt oldum adamı ya. Gördüğünü zannettiği için o zamanlarda da gittim ama hani normalim falan dedim yani. Belki de iyiyim demiş de olabilirim ama hani böyle müthiş de değildim yani. Normaldim açıkçası böyle. O iç sıkıntım yoktu diyeyim. Kadında da ondan mıdır nedir? Bana işte bir şey Orhan Bey işte bir üniformumuz var isterseniz onu deneyelim falan dedi. Ben de dedim yani belki farklı maddedir ve iyi gelebilir diye düşündüm. Hala çünkü bir şeylere ihtiyacım var gibi hissediyorum ama o zihin halini yaşatmayacağını umut ediyorum. İşte ondan sonra o iğneyi oldum ve hayatımın en kötü kararı diyebilirim. O iğneyi olduktan sonra müthiş bir berbat bir süreç beni bekliyordu açıkçası. İlk bir iki ay yatalak gibi yattım ve hiçbir şey hissedemedim yani. Hiçbir duyguyu kolay kolay hissedemedim. Sadece üzüntü dışında. Ve yani dua ettim sadece geçmesi için. Berbat zihin halinin geçmesini bekledim yani. Yaşamıyordum yani. Sadece vardım yani böyle bir. Var oluyordum sadece yani. Ya ilginç bir şekilde kurtulamıyorsunuz maddeden. Ya bir de aylık veriyorlardı onu. Bir de o bir hafta sonra bir iğne daha olacaktım ben. Japon yapıştırıcısı gibi çıkmıyor vücuttan yani. Bakırköy'de yattın mı? Yatmadım ama orada çok ilginç bir anım oldu diyeyim. İğneyi olduktan sonra ve bunun ne kadar berbat olduğunu deneyimledikten sonra bunun açıkçası bir hesabını sormak istedim. Çünkü beyin felci, zihinsel olarak, kafayı yani fiziksel olarak felç nasılsa ve insanlar biz ne izliyoruz onu sorguluyorum şu an ya. O kadar ben şu an şeyi sorguluyorum. Hani şizofren demek gerçek olmayan şeyleri görmek demek değildi. Böyle hani dikkat ediyormuş ya her şeye. Evet. Hani o da mı şizofren demek acaba? Hani sonunda şey falan demesi lazım. Meğersem ben bunları kafamda kuruyormuşum falan mı diyecek? Ben anlamadım vallahi chat. Fet kadın bütün hayat enerjimi aldı. Abi bunun konsepti bu, taktınız kadına ya. Bak olaydan kopmayın bir ya. Optimumel 23 aydır. Hoş geldin bro. SSK'dan emekli ponucu. Amca hayal mi görüyorum bir bakıyorum. Abi sikeceğim belanızı gerçekten artık ya. Üf. Tamam abi meme ucu var. Evet insanların meme ucu var amına koyayım. Abartmayın lan şunu da. Ayıp oğlum ya. Ya bu insan belki gidecek YouTube'da benim videoma rast gelecek. Bu videoya belki rast gelecek. Bunu YouTube'a atacaklar. Gerçekten abartıyorsunuz bazı şeyleri ya. Sinqueen 3. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Eyvallah. Daha da fazla berbat olduğunu söyleyebilirim. Bunun için de hani sen ne yapıyorsun işte beynimi nese beynimi geliver falan gibi böyle ayıca bir hesap sormayla değil. Gerçekten bilimsel yöntemleri araştırıp açıkçası merak ettim ve bunları sormak istedim. Dedim böyle böyle yani ilk başta bana niye ağır bir şizofrenik ilacı verdiniz dedim. Hatta ses kaydını da aldım ama şimdi duruyor mudur telefonumda bilmiyorum. Hani böyle inkar ederse diye gibisinden. Gerçi şey de vermedim ama biraz fazla detaylı düşünüyorum kusura bakmayın ama hiçbir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Bir şeyler anlatıyor ama çok resmi ve sanki ben bir atak geçirecekmişim gibi gözüküyor. Ama yani gibiyim değil sadece sinirliyim yani. Sadece bilimsel şeyleri sormak istiyorum ya. Bu kadar basit. Benliğime de bu kadar zarar veren bir şeyin bir sebebi zahmet sinir olayım yani. Bir hesabını sorayım. Ve dedim işte bir yöntem varmış DTI denilen. Bu yöntemi niye kullanmadınız dedim. Öyle bir yöntem yok dedi. Ya şimdi bunu söyleyince benim canım sıkıldı açıkçası ve biraz daha sinirlerim bozuldu. Ama yani normal duruyorum. Sadece sesime yansıyor açıkçası. Beni böyle gördüğü için. İşte ben sizin yatırmanızı uygun görüyorum Orhan Bey falan tarzı böyle çok resmi bir dille. Birazcık samimi gözükmeye çalışıyor ama o samimiyeti hiçbir zaman veremedi. Ben de dedim yani 4. 5. ayda bu iğnenin berbat yan etkilerini yaşadığım için Bakırköy'e gidip bunun bir çözümü var mı diye sordum. Ama beni acillik görmedikleri için geri gittiğini söyledim. İşte ben size bir zarf vereceğim. İşte bu zarfta gidersiniz işlemleri yaparlar tarzı bir şey. Ben de dedim tamam. Merak ettim yani sonuçta belki orada bir çözüm olabilir diye düşündüm. Hala kanka çok detay anlatıyor ya. Yani bu durum hakkında. Aldım zarfı. Kar yağmıştı o gün. Dramatik olmak istemiyorum ama gerçekten zor bir gündü benim için. Zaten aç açına çıkmışım. O kadar izledik az kaldı. Ayağım vuruyordu bu detayı da anlatmaya nedense bayağı seviyorum. Çünkü bayağı bir zordu benim için. Ne olacaksa olsun kafasına girdim bir yandan da. Çünkü yani Bakırköy'ün yolunu tuttum. İşte Bakırköy'e geldim. Bakırköy'ü bilen bilir orada
bir yol vardır. 10 dakika sürer psikiyatri kısmına gitmek. Dedim böyle böyle. İşte beni normal gördüler tabii. Dedim zarfı verdim. İşte aldılar, beklememi tavsiye ettiler. Ben de telefonda oynuyorum orada falan böyle. İşte doktor geldi, beni bir odaya aldı, kapısı açıktı. Ben anlatmaya başladım ama anlatma tarzımda biraz bozukluklar vardı. Çünkü sinirlerim bozulmuş ve nereden başlayacağımı bilemiyorum artık. Böyle birazcık sinirli de görmüş olabilir. Yani böyle ne bileyim başka bir şeye atak mı geçireceğimi zannetmiş olabilir. Kapıda bir güvenlik belirdi. Ben dedim ne oluyor, böyle bir şey oldu. Bir gerildim. Zaten gergindim. Ve yani anlaşılmamanın verdiği sıkıntı iyice sıkıntıya sokuyordu beni. Dedi işte bitirdim anlatmamı. İşte bak işte Orhan Bey, işte ben sizi yatırma uygun görüyorum. Dedim şaka mı yapıyorsunuz falan. Ben hala inanamıyorum. Biraz şey böyle inanmak istemiyorum. Kapına kısılmış fare gibi hissettim. Alttan galiba düğmeye de bastı. Çünkü güvenliğin başka türlü gelme ihtimalini düşünmüyorum. Ondan acil bir düğmesi varsa. Güvenlik kapıda bekleyince zaten bir gerildim dediğim gibi. Baktım çok ciddi, durum çok ciddi. Tamam dedim, annemin babanın telefon numarasını istedi. Ben de verdim. Deli gibi gözükecek hareketler yapmasam bile insan panik hareketleri yani. Böyle bir durum oldu ortada. Yani ben bir har alalı bir şey oldu. Böyle anne babamı arıyorum. Ya baba işte böyle bir durum oldu. İşte ben böyle bir çözüm aramak istedim falan filan. Çok kötü bir ya şey. Beni yatırmanızı istemiyorum. Bir tane de bir psikiyatrist bulmuştum internetten. Bütüncül tıp, fonksiyonel tıp konusunda uzman ve farklı yaklaşımları olan bir insan. Onunla tedavi olmak istiyorum ben falan dedim. Tamam oğlum dedi falan. Zaten hiç böyle bir şeylerin yaşanmasını istemiyordu. Çünkü bu ablamla da çeşitli durumlar olduğu için. Yani gene ikinci bir şey, böyle bir ikinci bir şeymiş gibi gözükmesini onun için bayağı bir şey oldu. Neyse, ben koridora çıktım. Karşımda doktor duvara kağıdı yaslamış. Şuraya bir imza atar mısınız diyor bana. Yanımda da sağ tarafında da 3 tane güvenlik. Netten duvar örmüşler. Ben o kadar kafanda kısılmış bir fare gibi hissettim ki anlatamam yani. Hani böyle haklı sebepleri olsa ya inanın hani bir şey demeyeceğim. Bir hayvansıl üşküdüyle hayır dedim, biraz çıkıştım. O anda şey aklıma geldi yani, beden dilinin uzmanlıkla hani böyle kendimi uzman gibi görmüyorum. Hani böyle pasif ve karşı tarafı mutlu edecek hareketle, dua eder şekilde. Bunu yaptım ve dedim ki hocam ben topluma zararlı bir birey değilim. Lütfen beni içeri yatırmayın dedim. Şöyle bir baktı, o harekette sanırım biraz egosunu okşadı galiba. İçeri girdi, dedi işte biz aynı zamanda devlet memuru olarak işte bu tarz şeyleri düşünmek zorundayız. Tamam haklısınız falan ama yani dediğim gibi bir sıkıntı yok, bir şey yok. Yani keşke kanıtım olsaydı şimdi belki... İnanmayan olur, kendimi kötü böyle gösterdiğim için doktor belki savunma gerektiriyor ama isim mi yok sonuçta burada. Kısacası o şekilde bir anım kısacası olmuş oldu. Ve özgürlüğümü çok derin bir şekilde hissederek oradan çıkmış oldum. Bakırköy'den sonra ne oldu? İşte ondan sonra halamın şöyle bir önerisi olmuştu. Halam da psikologla iletişim halinde bir psikologla. Çünkü çeşitli sıkıntıları vardı. İşte bana daha önceden de diyordu ama ben konuşarak bir şeyin çözüleceğini zannetmiyordum o zamanlar. Keşke o zaman gitseymişim diye düşünüyorum şimdi. O zaman işte gitmeye karar verdim. Çünkü zaten böyle bir yanlış anlaşılma var. O kadın beni anlar diye düşünüyordum. Zaten ilk gittiğimde 2-3 saatlik bir test uyguladı. Ve zaten yanında da psikiyatristlerin de bulunduğu bir... tarzı bir şey var yani, teşhis konulma konusunda konsültasyon ne diyorlar galiba, onunla sanırım bir şeyler yap. Yeni sevgili. Gerçekten elimi sikeyim, elimi kırayım ya. Oğlum. O videoyu açan. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum kanka, çok daha farklı bekliyordum aslında. Ben de farklı bekliyordum. Şey. Yani adam tanının koyuluşunu falan anlattı daha çok, böyle o Bakırköy anasını falan anlattı. Hayır, o yaşadıkları gitme. Gerçek mi değil mi hala anlamadım. O da var. 3 tane güvenlik belirsin yani durduk yere. Hani ben şey diyecek, hani arıyorlar, öyle bir numara yok. Hayır, bir buton var diyor belki de. Hani arıyor, o numarayı arıyor. Hani öyle bir doktor yok, konuştuğun kişi yok falan filan diyecek sandım, anladın mı? Ama demedi, gerçek hikaye anlattım diyor.